Bu topluma, bu topluma FETÖ'nün sızmasına bu iktidar neden olmuştur değerli arkadaşlarım. Biz FETÖ çetedir. Bu çeteye karşı dikkatli olun. Türkiye'yi bir çete sarıyor dediğimiz zaman Bekir Bozdağ kalkıyor, bu kürsüye geliyor ve aynen şunları söylüyor. Fethullah Gülen bu ülkenin yetiştirdiği değerli bir kıymettir. Seversiniz sevmezsiniz ama değerli bir insandır diyor. Türkiye'nin nesillerin yetişmesi için hizmetini yapıyor. Şurası önemli, her şey açık. Her şey devletin denetiminde, gözetiminde. Nasıl ona çete diyebilirsiniz diyor Sayın Bekir Bozdağ değerli arkadaşlarım. Şimdi Sözcü gazetesi FETÖ'cü, Bekir Bozdağ FETÖ'cü değil. 15 Temmuz darbe girişiminden önce FETÖ ile ilgili soruşturmalar sürerken bir namuslu savcı çıktı ve ilk iddianamesini açıkladı. FETÖ iddianamesi değerli arkadaşlarım. Ve bu sayın savcı yazdığı iddianamede diyor ki arkadaşlar, şu satırları sizlere paylaşıyorum. TÜBİTAK'a FETÖ'nün yapılanması. Örgüt diyor, Fethullah Gülen TÜBİTAK'a çok özel bir önem vermiştir. Örgüt bir stratejik kurum olarak kabul ettiği ve mahrem yerler içine aldığı TÜBİTAK'ı kadrolaşabilmek için, ele geçirebilmek için 2011 yılında bir kararname çıkartılmasını sağlamıştır diyor. Kim yaptı bunu? Kimin imzası var bunun altında? Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Başbakan Yardımcısı o zaman Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın imzaları var değerli arkadaşlarım. Peki ne oldu diyeceksiniz? Ondan sonra ne oldu biliyor musunuz değerli arkadaşlarım? Bu savcıyı görevden aldılar. Neden? Neden bir savcı iddianame düzenlerken AKP'yi işin içine katıyor diye? Anlıyor musunuz şimdi HSK niçin değiştiriliyor? Hakim ve savcı atamalarında niçin AK Partili yöneticiler hakim yapılıyor, savcılar yapılıyor? Bitmedi değerli arkadaşlarım. Bir savcı daha çıktı ortaya. Darbe ana davası iddianamesi düzenledi. Değerli arkadaşlarım, 2016'nın başında hükümet bir kanun tasarısı sundu. Tam bir hafta sonra 37 AK Partili milletvekili bir kanun teklifi sundu. O kanun teklifinde orduda Fethullah'ın örgütlendiği dönemdeki subaylardan sonra gelenleri, yani Fethullah'ın örgütlenmesine olanak bulamadığı dönemlerin erken bir tasfiyesi için 37 milletvekili bir kanun teklifi verdi değerli arkadaşlarım. Ve bu kanun teklifi bu meclisten geçti ve oradaki bulunan albaylar 27 yıl, 28 yıl, 29 yılını dolduran albayların emekliliğin önü açıldı. Şimdi değerli arkadaşlarım, bir savcı daha çıktı ve şu iddianameyi düzenledi. FETÖ 1988 ve daha önceki yıllarda mezun olmuş subayları, dikkat edin, TSK'dan tasfiye etmek için 3 devreyi birden toplu olarak emekli edecek ve hizmet süresini 28 yıla indirecek kanuni düzenlemeleri siyasi otoriteye yaptırmıştır diyor. Şimdi değerli arkadaşlarım, teklifte imzası olan arkadaşlarımız Sayın Süreyya Sadi Bilgiç, Bülent Turan, Hatice Dudu Özkal, Ahmet Gündoğdu, Yılmaz Tunç, Cemalettin Kani Torun, Zekeriya Birkan, Ayhan Gider, Sebahattin Karakelle, Abdullah Nejat Koçer, Cihan Pektaş, Hacı Bayram Türkoğlu, Orhan Karasayar, Fatma Benli, Hasan Turan, Hulusi Şentürk, Hurşit Yıldırım, Markar Eseryan, Osman Boyraz, Nursel Leyhanlıoğlu, Mehmet Demir, Ramazan Can, Abdullah Ağralı, Ahmet Sorgun, Hüsniye Erdoğan, Leyla Şahin Usta, Mustafa Baloğlu, Ahmet Tan, İshak Gazel, Metin Gündoğdu, Oktay Çanak, Ahmet Demircan, Zeyit Aslan, Ayşe Sula Köseoğlu, Fikri Demirel, Yusuf Başar, Hüseyin Şahin. Şimdi sevgili arkadaşlarım, bu iddianameden aldığım yetkiyle ve hakla hepinize diyorum ki, askerlerin tasfiyesini size hangi otorite yaptırmıştır? Kim yaptırdı bu? Kim yaptırdı bu kanun değişikliğini size? Açıklayın burada. Eğer açıklamazsanız hepiniz üzerinize FETÖ damgası kalır. Kalkın burada, kendinizi aklayın. Bize şu yaptırdı deyin, bu yaptırdı deyin. Anlıyor musunuz değerli arkadaşlar? HSK seçimlerin için yapıldı. İşte bizden olan hakimler, bizden olan savcılar iş başına gelsin de biz 17-25 Aralık'ın, Rıza Zarraf'ın, FETÖ'nün siyasi kanadı gibi görülmeyelim. Siyasi soruşturmalara uğramayalım diye bu iddianamelerin düzenlenmesi için hakim ve savcılar tayin ediliyor. İşin özü bu. Bizim
vermiş olduğumuz gen sol önergesi tam anlamıyla partizanca bir uygulamadır. Tam anlamıyla AK Parti ile iç içe hakim ve savcıların tanzim edildiği, hakim ve savcılarla artık Türkiye'de partili cumhurbaşkanından sonra AK Partili hakim ve savcıların görev yaptığı bir süreci açmaktadır. Bu nedenle bu önergemiz haklıdır, yerindedir. Bu Gensoy önergesinin kabulüyle bu yanlışlıktan dönülmesi mümkündür. Bu yanlışı yapan Adalet Bakanı, Adalet Bakanı'ndan tasfiye olmalı ve Türkiye gerçek anlamda adaletle tanışmalıdır. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.